Dinde yeniden biçimlenme hareketi olarak reformasyon, Avrupa'da yeni bir anlayışı beraberinde getirir. Kökleri 14. yüzyıla dayanan Katolik Kilisesi ve Roma'nın hegemonyasına karşı gelişen dinamikler hareketin temelini oluşturuyordu. Ve bu dönemde ileri sürülen argümanlar günümüz Avrupa'sına şeklini verecek, Hristiyanlık bir kez daha bölünecekti. Hristiyanlığın özüne dönüşünü savunan bazı teologlar, Roma'nın otoritesini ciddi derecede sarsacak, kimi bu uğurda canından, kimi ise yürüttüğü muhalefette reformun öncü ismi olacaktı. XVI. Yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve yeni Hristiyanlık anlayışını savunan akımların genel adı olarak tarif edilen reform kavramı, Hristiyanlığın aslına, özüne dönüleceğinin düşünülmesidir. Roma Katolik Kilisesi, reformu bir isyan ve tehdit hareketi olarak tanımlamışken, reform yanlıları için bu yalnızca kiliseyi ıslah etme çabası olarak izah edilmiştir. Reformun bir numaralı kişisi olarak gösterilen Martin Luther'in derdi, yalnızca Roma Katolik Kilisesi'nin İncil'den uzaklaşmış, Papa'nın keyfi kararlarıyla Hristiyanlığı tek eline almış olmasıydı. Kilise içindeki ahlaki deformasyonu eleştiren Luther, bu yolda fikirlerinin bir isyanı tetikleyeceğini ise düşünemeyecekti. Reformasyon hareketi, Luther'in 95 tezini Almanya'da Wittenberg Şato Kilisesi'ne, 31 Ekim 1517 tarihinde asmasına tarihlendirilir. Fakat reformasyonu salt bir eylemle ortaya çıkan bir hareket olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Reformasyon başlı başına bir süreçtir ve başlangıcını oluşturan tarihi etmenler burada büyük rol oynar. Bunu anlamak için dönemin içinde bulunduğu durumu ve reform öncesi tarihi biraz incelemek gerekiyor. Orta Çağ Avrupası, özellikle 11. ve reformun gerçekleşeceği 16. yüzyıllar arasında karanlık ve kasvetli bir hava içerisindeydi. Bu havanın oluşmasında doğal afetler, kıtlık ve üst yapılar tarafından sömürülen halkın memnuniyetsizliğinin büyük etkileri vardır. Veba gibi hastalıklardan, açlıktan ve kıtlıktan mustarip olan Avrupalı bir insanın bilincinde daimi bir ölüm düşüncesi yatıyordu. Ölüm düşüncesi halkın zihnini adeta ele geçirmişti. Bu da korkuya ve ölüme merak duymaya yol açıyordu. Bu karamsar havayı Peter Bruegel'in Ölümün Zaferi adlı eserinde görmek mümkündür. Tarihçi Johann Hasinga, ölüm fikri baskısının hiçbir dönemde Orta Çağ'da olduğu kadar yoğun hissedilmediğini yazar. Bu daimi ölüm düşüncesi tipik bir Avrupa insanını Papa ve din görevlilerine itaat ediyordu. Çünkü Katolik Hristiyanlığında insanın yaşamını etkileyen şey eylem ve iradedir. Yani insanın başına kötü felaketler geliyorsa bunun nedeni Tanrı'nın yolundan ayrılmış olması veya kötü ameller işliyor olmasıdır. Bu nedenle halkın içinde bulunduğu kasvetli havanın sebebi yine halk olacaktır. Ve Tanrı'yı memnun etmeyi bilmeyen halk bunu kilise aracılığıyla sağlayacaktır. Bir diğer sebebi ise o dönemde insanın Tanrı ile doğrudan bağ kuramamasıdır. Tanrı ile konuşmanın, ona derdini anlatmanın tek yolu bir din görevlisini aracı etmektir. Yoksulluğu ve acı dolu hayatının kendi esiri olduğuna inandırılan Avrupa insanı, kötü yönetim, yüksek vergi ve soylu sınıfın lüks yaşamına karşı kayıtsız kalırken, Avrupa'da bitmek bilmeyen savaşlar, örneğin Fransa ve İngiltere arasındaki yüzyıl savaşları da hali hazırda yoksul olan halkı üst sınıf karşısında adeta köle haline getiriyordu. Orta Çağ Avrupa'sındaki sosyal yaşamın yanında siyasi alanda oldukça hareketlidir. Özellikle 11. yüzyıldan başlayarak yeni bir iktidar anlayışı şekillenmeye başlar. Bu dönemde dini otorite ve siyasal iktidar arasındaki ayrım belirmeye başlar ve bin yıllık feodal düzen yavaş yavaş çözülme içerisine girer. Dinde yeniden biçimlenme anlamındaki reform hareketleri ilk filizlerini vermeye başlar. Bir dipnot olarak reformla birlikte günümüz Avrupa'sını oluşturacak bir diğer hareket ise Rönesans'tır. Felsefede, bilimde ve sanatta yeni gelişmeler olarak yeniden doğuş anlamını taşıyan Rönesans, eski Yunan ve Roma kültürünün yeni şartlar altında doğmaya başlamasıdır. Yani reform ve Rönesans hareketlerinin birbirini besleyerek ilerlediğini söyleyebiliriz.
Batı Roma'nın yıkılmasıyla beraber feodalite yani derebeylik sistemi kralları zayıflatmıştı. Bundan faydalanan kilise ise toprağa dayalı ekonomisiyle güçlenirken siyasi alanda da en yetkin kurumdu. Dönemin siyasi aktörleri olarak feodalite içindeki en önemli unsurlardan biri olan feodal senyörler, halkı yargılama haklarını elinde bulunduran ve mülke hükmeden kilise ve krallıkları yöneten krallardır. Bu üç erk yavaş yavaş bir çözülme içerisine girer. Burjuvazinin yani ticaret adamlarının ortaya çıkmasıyla toprağa dayalı ekonominin önemi azalır. Bu da ekonomisini topraktan kazanan feodal beyler ve kilise için kötü sonuçlara sebep olur. Özellikle ruhani otorite ve dünyevi otoritenin birbirinden ayrılmaya başlaması reform hareketi için oldukça önemlidir. Ruhani otorite dini alana, dünyevi otorite ise siyasi alana hükmetmektedir. Ve bu iki alanda da en çok söz sahibi olan yapı Roma Katolik Kilisesi'dir. Kilisenin iktidar üzerindeki baskısı krallar ve prenslerin hoşnut olmadığı bir durumdu. Bu yüzden görünürde olmasa da arka planda kilisenin hegemonyasını kırmak isteyen yöneticiler Roma'ya karşı çıkan düşünürleri himayeleri altına alarak onları desteklemişlerdir. Reformasyonun Avrupa ve İngiltere'de yayılışının farklı dinamik ve teolojik boyutları olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin dönemin önemli kimliklerinden biri olan John Wycliffe, İngiliz bir teolog, akademisyen ve skolastik bir filozoftu. Wycliffe, kiliseye yaptığı eleştirilerle kendi ardından gelecekler için fikirleriyle cesaret kaynağı olmuştur ve reformun ortaya çıkmasında öncü isimlerdendir. Wycliffe, Luther'dan önce 14. yüzyılda Roma kilisesine, Hristiyan pratiğine ve dogmalarına sert eleştiriler getirdi ve ciddi bir muhalefet yürüttü. Ruhban sınıfın cahilliğini, din adamlarının ahlaki deformasyonlarını teşhir etti. Günah çıkarma ve azizlere hürmet gibi pratikleri kilisenin yozlaşmasını sert bir biçimde eleştirdi. Ruhban sınıfının İsa ile çelişen zengin yaşam standartlarına dikkat çeken Wycliffe, reformun temellerinden biri olan imanın kişiselleştirilmesi yolundaki ilk adımı da atar. Ona göre iyi bir Hristiyan yalnızca İsa'yı dinlemelidir ve yalnızca kutsal kitaba itaat etmelidir. Bunun için İncil'i ilk kez kendi ana dili olan İngilizce'ye çevirir. Engizisyon'un İngiltere'de neredeyse hiç görülmemiş olması Wycliffe'i Avrupalı bir meslektaşının aksine düşüncelerini daha özgür dile getirebilmesini sağlamıştır. Bu da Wycliffe'in hayatı boyunca ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmasına engel olur. Tabii Wycliffe'den haberdar olan Roma, Avrupa'da bu fikirlerin yayılmasından endişe duyar ve bir takım önlemler almaya başlar. Bunlardan en ilginç olanı ise, kiliseye karşı gelen heretiklerin, yani günahkarların, başına gelecekleri göstermek adına Wycliffe'in kemiklerinin mezardan çıkarılarak yakılması olur. Wycliffe'in ardından bizleri Avrupa'da karşılayan ilk isim John Hus'tur. Hus, Çekya'nın Bohemia kentinde yaşamış ve Prag Üniversitesi'nde görev yapmış bir Hristiyan teologdur. Hus'un kiliseye yönelik eleştirileri genel itibariyle Wycliffe'in eleştirileriyle paraleldir. Fakat onu Wycliffe'den ayıran bir nokta vardır. Hus, İncil'de Hristiyanların hayatını anlatan bazı bölümlerine dayanarak her şeyin ortaklaşa sahip olunduğu ve her şeyin ihtiyaca göre paylaşıldığı komün bir yaşam olduğunu söyler. Hus, yoksul yığınların ilk Hristiyanlarla özdeşim kurmalarını sağlar. Öte yandan bu durum, kilisenin ve ruhban sınıfın ihtişamlı yaşamı ve dünyevi arzular ile tezatlık yaratıyordu. Erken Hristiyanların eşitlikçi ve ortak yaşam özellikleri, Katolik kilisesine karşı ezilenlerin öfkesini de artırıyordu. Roma tarafından fark edilen Hus, görüşlerinden dolayı hesap vermek üzere Konstans Konsili'ne çağrılır. Roma, Hus'u ve düşüncelerini son derece tehlikeli bulur ve onun dinsel sapkın olduğunu, halkı kışkırttığını ifade eder. Konsilde hiçbir görüşünden vazgeçmeyen Hus'un sonu Wycliffe kadar iyi olmamıştır. 1412 yılında aforoz edilmiş, 1415'te ise kazıkta yakılma cezasına çarptırılmış ve akabinde yakılmıştır. Reform hareketleri işte bu köklerden beslenerek şekillendi. Ayrıca 16. yüzyılın ilk çeyreğinde matbaacılıkta yaşanan gelişme ve okuma yazma oranındaki artış hareketin yayılımını sağladı ve hızlandırdı.
Wycliffe ve Hus hareketleri ses getirse de doğrudan bir başarıya ulaşamamıştır. Bunun birkaç nedeni olsa da asıl önemli nedeni matbaanın icadından önce kitlelerin bilgiye ulaşmalarının çok zor olmasıydı. Luther'in ise reformasyonla birlikte anılmasında matbaanın belirleyici rolü olacaktır. Luther'in matbaayı Tanrı'nın bir lütfu olarak görmesi de bu manada anlamlıdır. Sonuç olarak 1000 yıla yakın süren feodal düzen artık tıkanmış, kilisenin hegemonyasıyla krallar karşı karşıya gelmişti ve ilerleme hareketleri engellenemez olmuştu. Martin Luther, 10 Kasım 1483 tarihinde Almanya'nın Eisleben kentinde dünyaya gelir. Ailesi köylü kökenlidir fakat daha sonra Almanya'nın Mansfeld kentine taşınıp madencilik sektörüne girerler. Luther ilk öğrenimini bu şehirde tamamlar. Oldukça disiplinli bir eğitimden geçer ve okulun Latince'ye de önem vermesiyle bu dile daha ilk öğretimden aşina olmaya başlar. 1501 yılında Erfurt Üniversitesi'nde felsefe eğitimine başlamış, bunun yanında ise hukuk eğitimi almıştır. Bir gün üniversite eğitimi aldığı sıralarda ailesinin evini ziyaret eden Luther, tekrar Erfurt'a dönerken fırtına hadisesi diye bilinen bir olay yaşar. Yolda şiddetli bir fırtınaya yakalanır ve büyük bir korkuya kapılan Luther orada öleceğini düşünür. Her ne kadar iyi bir yaşam sürdüğünü düşünse de ölmekten bir hayli korkar. Bu sırada Azize Anna'ya, "Beni kurtarırsan keşiş olacağım," diye dua eder. Fırtına diner ve Luther okuluna dönmeyi başarır. Fakat verdiği sözü unutmaz ve bir süre sonra Erfurt'taki Agustinian Manastırı'na kaydolur. 1507 yılında papazlık görevine başlar. Bunun yanında felsefe ve teoloji profesörü olarak da görev yapmıştır. Tanrı adına yaptığı birçok işin yanında Luther, daha sonra kendini hiçbir zaman Tanrı'nın adamı olarak görmediğini, Tanrı'yı sevemediğini ve yaptığı iyi eylemlerin veya ibadetlerin onu mutlu etmediğini yazacaktır. Bunlar da onun dini anlayışını şekillendirecek düşünceler olacaktır. Luther, papazlık yaptığı dönem içerisinde insanlara Katolik Hristiyanlığı anlayışıyla vaazlar veriyordu. Tanrı'nın insanları eylemlerine, iradelerine göre yargılayacaklarını, bu yüzden iyi ameli ve günah çıkarmayı öğütlüyordu. Fakat bir süre sonra Luther bu anlattıklarında içine sinmeyen bir şeyler olduğunu görür. Katolisizmin günahları yargılayan ve cezalandıran adaletli Tanrı kavramını bir türlü anlayamaz ve bu Tanrı'yı sevemez. Bu da aslında iç huzursuzluğundan kaynaklanan bir karmaşadır. Çünkü Luther ne kadar iyi amel işlerse işlesin, içindeki Tanrı sevgisizliği onu yiyip bitirir. Eğer iyi ameller işlemek insanı Tanrı'ya yaklaştırıyorsa, Luther neden bu Tanrı'dan sürekli olarak uzaklaşıyor ve içindeki sevgisizlik büyüyordu? Hatta Tanrı'ya sitemi olan Luther, Mezmurlar kitabında "Tanrım, beni neden terk ettin?" diye yazmıştır. İnsanın doğası gereği bencil olduğunu düşünen Luther için bir süre sonra Tanrı için yapılan amellerin samimi olmadığı fikri ortaya çıkar. Çünkü onun için bir eylemin yapılış amacı cenneti kazanmaksa bu eylem sevgiye yönelik değil, menfaate yöneliktir. Böyle davranan insan Tanrı'yı sevdiğinden değil, ondan korktuğundan ve cenneti arzuladığından iyi amel işler. Bu da bir nevi ticaret ilişkisidir ve bunun Tanrı'yı memnun etmeyeceğini düşünür. Bu düşüncelerle birlikte Okamlı William'ın öğretileriyle tanışıp Aristoteles'e merak salar. Aristoteles'i okudukça Hristiyanlığın ilk günah fikri üzerinde düşünmeye başlar. Günah tartışmaları Hristiyanlıkta ilk günah kavramından filizlenir. Adem ve Havva ile başlayan ilk günah için Saint Augustine şöyle der: "İnsan kendisi bir kere günahı seçmiş ve bundan böyle kurtuluş yalnızca Tanrı'nın inayetiyle mümkündür. İnsana düşen salt teslimiyettir." Yani Augustine'e göre insan ne yaparsa yapsın, tüm toplum salt iyi ameller işlese dahi bu bir işe yaramayacaktır. Tanrı istediğini cezalandırır, istediğini mükafatlandırır. Bundan kaçınmanın bir yolu yoktur. Yani irade ve seçimlerimizin Tanrı katında bir değeri yoktur.
Okamcı düşünce ise kişinin kurtuluşunun yalnızca kendi yapıp ettikleriyle sağlanabileceğini söyleyerek iradeyi ön plana koyar. Luther başta iradeci bir düşünürdü. Fakat daha sonra Augustine'e daha yakın olarak imanı ön plana koyacaktır. Çünkü Luther iyi ameller işleyerek Tanrı'yı sevemiyordu. Ve Tanrı'yı sevemiyorsa seçilmişler arasında değildi. Yani Augustine'de olduğu gibi Luther için de cennetlik ve cehennemlik insanlar Tanrı katında çoktan belirlenmişti. Bunların neticesinde iç dünyasında Tanrı ile alakalı birçok sorunu olan Luther yeni bir Tanrı anlayışı geliştirir. Bu Tanrı, Katolikliğin adaletli Tanrı anlayışının aksine merhametli Tanrı olacaktır. Luther, Katolik kilisenin aksine Tanrı'nın günahkar insanlara azabından çok bağışlamasıyla karşılık vereceğini ve bu bağışlanmaya da ödül sistemiyle çalışan ibadet ve iyi davranışlardan çok kalpteki saf iman sayesinde ulaşılabileceğini dile getirir. Bu düşünce sistemi kilise için oldukça tehlikelidir. Zira Tanrı'nın rahmetini kazanmak adına yapılan amelleri ve eylemleri ortadan kaldırırsak çeşitli ayinler düzenleyen, görüşleri dikkate alınan ve günah çıkarma üzerinden kilise giderleri için para toplayan ruhban sınıfına da ihtiyaç kalmayacak. Katolik kilisesi ortadan kalkacaktır. Peki Luther'in merhametli Tanrı anlayışı nasıl ve neye dayanarak oluşmuştur? 1513 yıllarında Wittenberg'de görevde olan Luther, Kitab-ı Mukaddes'i, Eski Ahit'in İbranice ve Yeni Ahit'in Yunancasını sürekli inceler. Yine bir gün Yeni Ahit'i okurken Tanrı'nın adaleti kavramıyla karşılaşıp düşünmeye başlar. Tanrı'nın adaleti kavramından insanın eylemlerine göre muamele görecekleri bir dünya mı anlaşılmalıydı? Klasik görüşe göre evet. Ancak Romalılara mektup kısmına geldiğinde anlık bir aydınlanma yaşar. Burada Pavlus, Romalılara yazdığı mektupta Tanrı'nın insana akladığı müjde ile açıklanır. Aklanma yalnızca imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, imanla aklanan yaşayacaktır, diyor. Luther bu sözlere dayanarak kişinin eylemlerinin Tanrı için bir öneminin olmadığını, önemli olan tek şeyin saf ve temiz bir iman olduğu anlayışını çıkarır. Bu keşiften sonra yıllardır sevemediği adaletli Tanrı'dan kurtulan Luther, bunun yerine sevecen ve bağışlayan merhametli Tanrı'yı koyar. Bu buluşun ardındansa kutsal kitabı yeniden yorumlamaya koyulur. Onun için Tanrı akıl yoluyla kavranabilir bir varlık değildir. İnsan Tanrı'nın ne isteyip istemediğini bilemez. Akıl Tanrı'nın buyrukları karşısında susmalı ve bu buyrukları sorgulama cüretinde olmamalıydı. En başta aklın Tanrı'nın buyruklarını doğrulama olanağı yoktu. Çünkü ilahi buyruğun kendisi akılla idrak edilecek ve yorumlanacak bir şey değildi. Tanrı'nın yaratımı olan akıl, böylesi bir meziyete, özelliğe sahip olamazdı. Tanrı'nın buyurduğu her şey iyiydi, tersi ise kötüydü. Yani Tanrı'dan başka iyi ve kötü yoktu. Luther, Protestan öğretisinin temel argümanlarını bu tanımlamalar üzerine inşa etti. Bunların yanında Luther İncil'i halkın kendisinin okumasını ve yorumlamasını da istiyordu. Bu yaklaşım Latince yazılan İncil'in bir azınlık tarafından okunmasına ve ruhban azınlığın tahakkümüne yol açan bilginin tekelleşmesine karşı bir duruştu. Ruhban azınlığa göre kutsal kitap sıradan halkın anlayabileceği bir şey değildi. Tanrı'nın sözlerini ancak bu azınlık kavrayabilirdi. Kilise böylece hem ruhani dünyayı elinde tutuyor hem de gerçek dünyadaki efendilere ve iktidarlara, kendisi de bir efendi ve iktidar ağı olarak meşruluk kazandırıyordu. Bu manada Luther'in İncil'i Almanca yazma çabası ve halkın İncil'i kendi okuyup yorumlama vurgusu sarsıcı oldu. Bazı yazarlar Luther'in adaletli Tanrı kavramına karşı çıkmadığını söyler. Bu yazarlar Luther'in dünyevi arzularına yenik düştüğünü, Tanrı'nın adaleti konusunda başından beri kötü düşünmediğini, daha sonra teorisini sağlam bir zemine oturtmak için merhametli Tanrı'yı öne sürdüğünü söyler. Yine bu kişiler, Luther'in son yıllarda kibirli bir kişiliğe büründüğünü, kendini peygamber yerine koyduğunu da ileri sürmüşlerdir. Bunları tam olarak bilmek mümkün değildir. Fakat şunu kesin olarak biliyoruz ki, Luther ister kendi arzularına ken vuramadığı için,
İsterse adaletli Tanrı'dan nefret ettiği için olsun. Merhametli Tanrı kavramına duyduğu bağ gerçektir. 1515'e kadar Luther iç çekişmeleriyle uğraşmış ve bu çerçevede fikirler üretmiştir. Fakat daha sonra herkesi ilgilendirecek bir reform sürecini başlatacaktır. Luther'in Katolik dünyaya ve o dünyanın Hristiyanlığına uzaklaşmasının nedenini Machiavelli'nin şu sözüyle anlayabiliriz. Biz İtalyanlar, Roma Kilisesi ve rahiplerine ilk olarak dinsizliğimizi ve kötülüğümüzü borçluyuz. Luther dinsiz olmasa da dönemin dini yöneticilerinin ahlaki deformasyonu onu Katolik Hristiyanlığından uzaklaştırmıştır. Bunlardan en dikkat çekici olanı Tanrı ile insan arasına giren azizlerdir. Hiyerarşik düzene karşı olan Luther, Tanrı'nın da insanlara bu düzene göre kıymet vermesini anlayamaz. Tanrı tıpkı krallar gibi doğrudan ulaşılabilecek bir düzeyde değildi. Ancak bir din adamı aracılığıyla Tanrı ile ilişki kurulabilirdi. Bu yüzden insanlar sürekli olarak din adamlarına gitmişlerdir. Ve bu da Luther'e göre anlamsızdır. Luther için araya sokulan azizleri kabul etmek mümkün değildir. Bu da imanın kişiselleştirilmesi demektir. Ve böyle bir durumda kiliseye de ihtiyaç kalmayacaktır. Yaşadığı tecrübeler ve yeni ahit yorumlamalarıyla beraber iyiden iyiye Katolik Kilisesi'ne karşı bir cephe almaya başlar ve fikir ayrılıklarına düşer. Kilise görevlileri sürekli olarak görevi suistimal ediyorlardı. Zira psikoposlar maaşlarını almalarına rağmen görev yapmıyor. Din adamları fazladan maaş almak için kendilerini birkaç göreve birden atıyordu. Bunun yanında kendi akrabalarını kayıran görevliler belli makamlara bu kişileri atıyorlardı. Zinayı yasak kabul etmelerine ve halkı bundan dolayı ciddi derecede cezalandırmalarına karşın din adamlarının isimleri sıklıkla hayat kadınlarıyla da anılır olmuştu. Zevk düşkünü papalar ve din adamları karşısında halk yoksullaşıp dine yabancılaşmış olsa da bahsettiğimiz orta çağdaki ölüm havası insanları derin bir korkuya itip kiliseye bağımlı hissettirmiştir. Fakat içlerinde biriken öfkeyi de es geçemeyiz. Luther'in Katolikliğe olan en büyük eleştirilerinden biri ünlü Deccal benzetmesidir. Luther, Matta'daki "Eğer o zaman biri size, işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar." Cümlesine dayanarak papalık makamının Deccal olduğunu savunmuştur. Çünkü papa kendini adeta bir peygamber olarak göstermiş. Halkın okuyamadığı İncil'i kafasına göre yorumlayarak kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır. Bu sebeple Katolikliği Ortodoksluktan daha tehlikeli addeden Luther, kilise mensuplarının işledikleri günahları insan doğası diyerek normal karşılayabilmiş. Fakat onun asıl karşı çıktığı şey kilisenin hakikat olma iddiasıdır. Luther için dünyadaki kimse Tanrı'nın vekilliğini yapamaz. Bu günahların en büyüğüdür. Anlamı bağışlama olan endüljans, Hristiyanların dünyada işledikleri günahların karşılığını Hristiyan din adamlarına para karşılığı affettirmesidir. Endüljans ilk olarak 6 ve 7. yüzyıllarda uygulanmaya başlanır. 8. yüzyılda meşruluğu kabul edilip resmiyete dökülür. Katolik Hristiyanlığında günah kavramı oldukça açıktır. İşlenen her günah ya bu dünyada ya da öbür dünyada ya da Araf'ta insana ödetilir. Fakat günahtan kurtulmanın, bağışlanmanın bir yolu vardır. Tövbe etmek. Ama tövbe etmek, yani klasik günah çıkarma eylemi, orta çağda insanı yalnızca bu dünyada cezadan kurtarabilir. Ahirette ceza yine insandan çıkacaktır. Hem ahirette hem de bu dünyada tümden bağışlanmak için ise tek yol endüljanstır. Hristiyan din adamları endüljans uygulamasını şuna dayandırır. İsa günahları kendisi bağışlamış ve daha sonra bu yetkiyi havarilere aktarmıştır. Dolayısıyla havarilerden sonraki en yetkin makam olan kilise de günahları bağışlayabilme yetkisine sahiptir. Endüljansla birlikte cennetten arsa satmak yozlaşmanın en büyük göstergelerinden biridir.
Gerçek olmayan, yalnızca bir anlatı olan Luther'in cehennemi satın alma hikayesi de popüler kültürde kendine yer edinir. Anlatıya göre mahkemede yargılandığı sırada Luther, din adamlarından ona cehennemi satmalarını söyler. Din adamlarının alaycı söylemlerine karşın Luther bu konuda ciddidir. Din adamları Luther'le dalga geçerek cehennemi ona bedava verirler. Bunun üzerine Luther, dışarıda bekleyen kalabalığa karşı cehennemi satın aldığını ve artık oraya kimseyi koymayacağını söyler. Din adamları böylelikle endüljanstan yüklü miktarda para kazanıyordu. Bunun yanında ölüleri de es geçmiyorlardı. Ölmüş kişilerin yakınlarına, ölen insanların Araf'ta kaldıklarını, yardım istediklerini söyleyerek ve yakınlarını korkutarak onlardan para alıp ölüyü Araf'tan kurtarıyorlardı. Endüljans bir dönem tartışılsa da tartışma daha çok bölgesel yönetimlerle din görevlileri arasında geçen, halktan koparılan pay üzerinde olmuş ve uygulama devam etmiştir. Ekonomik nedeni bir kenara alırsak endüljans toplumsal bir çürümeye de yol açıyordu. Çünkü parası olan üst sınıf her türlü günahı işliyor. Daha sonra ücret karşılığında bu günahlarından arınıyordu. Bu durum ise zenginler ve yoksullar arasındaki sınıf farkını açarken toplumsal çürümeyi daha da derinleştiriyordu. Luther endüljansa büyük eleştiriler getirmiştir. Onun eleştirileri endüljansın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik değildi. Endüljansı tek elinde tutan kilisenin sınırları kendisinin belirlemesiydi. Şöyle dile getirir. Eğer endüljanslar İsa Mesih'in ve azizlerin lütfu ise saygıyla kabul edilir. Fakat uygulama olarak oldukça merhametsiz bir ihtiras faaliyetine dönmüştür. Af tüccarlarının keselerine girecek paralar, ruhlar için kurtuluş dileyen insanlardan daha değerli değildir. Siz onlardan endüljansın sınırlarını, kurallarını duymayacaksınız. Sadece para vermeniz gerektiğini duyacaksınız. Luther ayrıca eğer Papa'nın ruhları Araf'tan kurtarma etkisi varsa, bunu neden karşılıksız yapmadığını da sorar. Endüljans ile Tanrı tarafından bağışlanmanın bile kesin olmadığı bir durumda, Papa'nın bağışlaması mümkün değildir der. Kiliseye karşı görüşlerini sürekli dile getiren Luther, düşüncelerini sistematikleştirmek adına 95 tez adlı bir manifesto yayımlar. Reformun başlangıcı sayılan bu tezler aslında birer akademik tartışma metinleridir ve herhangi bir devrimi tetiklemek amacıyla yazılmamıştır. Luther'dan önce de bu tarz tezler yayınlanmış fakat bu kadar etki göstermemiştir. Akademik bir tartışma için hazırlanan tezler özünde Reform öğretisinin ilkelerinin konsantre bir izahıydı. Luther tezleri Şehitler Günü sebebiyle Wittenberg Kilisesi'ndeki kutsal emanetleri görmeye gelen birçok insanın toplandığı 31 Ekim 1517 tarihinde Wittenberg Saray Kilisesi'nin kapısına çiviler. Burada papalığa ve Roma Kilisesi'ne meydan okur. Luther 95 tezde kiliseyi tamamen yok saymaz. Onun dünyevi alandaki konumunu eleştirir ve hukuk, siyaset gibi alanlarda olmaması gerektiğini söyler. Kilise var olmalıdır ama yalnızca ruhani olanla, dini olanla ilgilenmelidir der. Luther'in 95 tezi, resimde gördüğünüz gibi doğrudan halk arasında anlaşılıp bir hareketi tetiklemez. O, tezleri Latince kaleme almıştır. Çünkü tezler ulusal akademik tartışma amacıyla yazılmıştır. İlk zamanlarda halk metinlerden haberdar değildir. Fakat matbaanın yardımıyla tezler çevrilir ve çoğaltılır. Böylelikle herkesin ulaşabileceği bir konuma gelir. Tezlerin ilanı beklenmeyen bir biçimde, hatta mahiyetinin dışına çıkarak son derece sarsıcı bir etki yaratır. Tezler, Almanya'da huzursuz ve hoşnutsuz birçok sınıf ve katmanın arayış ve taleplerine seslenmiştir. Feodal statükoyu ve kilisenin tahakkümünü sarsan bu adım değişik kesimler tarafından değişik sebeplerle hızla sahiplenilir. Farklı sınıf ve tabakalar tezleri savunmaya başlar ve harekete geçer. En başta feodal sömürü ve despotizm altında ezilen köylüler, toplumsal konumları belirleşen ve giderek yükselen kentli burjuvazi, feodal çözülüş içinde toplumsal rolünü kaybeden ve gereksizleşen imparatorluk şövalyeleri,
Luther'in görüşlerini savunmaya başladı. Her sınıf, katman ve tabakanın Luther'in görüşleri ve yarattığı özgürlük ortamından farklı beklentileri vardı. Sonuç olarak öğreti Almanya'nın bütününe hızla yayıldı ve taraftar topladı. Özellikle köylüler özgürlük ve adalet talepleriyle yeniden ayağa kalkacaktı. Bardağın taşmasındaki son damla görevini gören tezler, halkın yanında yerel ve bölgesel siyasi aktörlere de, yani prens ve hükümdarlara da ilham olur. Bunun nedeni ise mülkü ve iktidarı elinde tutan kiliseye karşı yönetici sınıfın düşmanlık beslemesiydi. Özellikle Saksonya prensi 3. Friedrich, Papa'ya karşı Luther'i savunacak ve onu himaye edecektir. Bu himaye ise reform sürecinin seyrini değiştirecekti. Tezlerin yankısı sadece Almanya ile sınırlı kalmamış, Avrupa'da da büyük ses getirmiştir. Tabi akabinde Roma Kilisesi alelacele duruma müdahale etmek istemiş ve Luther 1518 yılının Ağustos ayında Roma'ya görüşmeye çağrılmıştır. Fakat Luther'in arkadaşı olan ve onu himaye eden biraz önce bahsettiğimiz Saksonya prensi 3. Friedrich araya girer ve bu görüşmenin Almanya sınırları içerisinde yapılmasını talep eder. Ve görüşmeler Augsburg'da yapılmaya karar verilir. Tarih 12 Ekim. Augsburg görüşmeleri başlamış. Roma'nın elçisi Cajetanus, Luther'e sapkın fikirlerinden dönmesi gerektiğini, aksi halde cezalandırılacağını söyler. Ancak Luther'in tavrı tezlerin çürütülmesi yönündeydi. Yani eğer Luther haksızsa bunun akademik olarak kanıtlanması gerekiyordu. Eğer hatalıysa da fikirlerinden döneceğini söyler. Luther'in söylemleri Cajetanus ve çevresini oldukça sinirlendirir ve Augsburg görüşmeleri Luther'in geri adım atmamasıyla sona erer. Prens Friedrich sayesinde Luther şimdilik güvendedir. Roma Luther'in peşini bırakmaz. Bu defa bir tartışma ayarlamaya çalışır. Ve kendisi de bir profesör olan ancak Papa'ya oldukça bağlı olan Johann Eck aracılığıyla Luther'i Leipzig'te yapılacak bir tartışmaya davet eder. Luther tartışmaya katılır. Bu tartışmalar oldukça gergin ve ateşli geçer. Fakat Luther fikirlerini savunmaya devam eder ve geri adım atmaz. Bu görüşmelerden de bir sonuç alamayan kilise Luther'i alelade tehdit eder ve onu büyük bir tehlike olarak kabul eder. Haziran 1520'de papalık tarafından 95 tezde savunduğu görüşlerin 41'inin sapkın olduğu gerekçesiyle heretik ilan edilir. Luther, aforoz fermanını eline alır almaz onu yakarak kiliseyle olan gerginliğini artırır. 3 Ocak 1521'de resmen aforoz edilerek bütün papazlık yetkileri elinden alınmış olur. Luther'i Luther yapan şey kilisenin yaptığı baskılar olabilir. Tabi burada Friedrich'in de rolü büyük. Luther'i himaye eden biri olmasaydı papalık onu kolayca elden çıkarabilirdi. Fakat himaye altında sürekli baskıya ve tahrike maruz kalan Luther, bunlara misilleme olarak yeni eserler kaleme alır ve onun düşünsel üretimi artar. Avrupa'da etkili olacak bir reforma neden olan ve manifesto niteliği kazanan 95 tez, Luther'in adının yayılmasını sağlıyordu. Üstelik Luther'i artık sadece halk desteklememiş, soylulardan burjuvaziye, yerel yöneticilere kadar destek gelmiştir. Tabi işin peşini bırakmayan Roma, İmparator 5. Karl'ın başkanlığında Luther'in Worms'da yargılanmasını sağlar. Bu meclise Luther'in yakın arkadaşı Friedrich dahil birçok prens, çok sayıda Romalı yetkili ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden söz sahibi insanlar da katılır. 15 Ocak 1521'de mecliste Luther'in önüne yazmış olduğu bütün eserler konularak suçlamaların neler olduğu anlatılır. Luther mecliste Almanca yerine Latince konuşur. Bu da meseleyi bütün Avrupa'nın meselesi olarak ele aldığını gösteren bir davranıştır. Johann Eck, Luther'in kitaplarını masaya dizerek, ''Martin, bunları sen mi yazdın? Pişman mısın?'' diye sorar. Luther, kitapların kendisine ait olduğunu kabul eder ve düşünmek için bir gün süre ister. Ertesi gün meclise geldiğinde, ''Kutsal kitaplar veya mantık beni ikna etmediği sürece, çünkü ne papaya ne de ruhani meclislere güveniyorum. Alıntı yaptığım kutsal kitaplara bağlıyım ve Tanrı'nın sözünün esiriyim. Ve tarihe geçecek şu ünlü sözü ekler. İşte burada duruyorum. Başka türlü yapamam. Tanrı yardımcım olsun. Amin. Yapılan suçlamalara karşın Luther geri adım atmaz. Prens Friedrich'e güvenebileceğini biliyordu.
Bu sırada mecliste bazı fikir ayrılıkları yaşanır. Prensler Luther'in haklı olduğunu söylemiş. Roma'dan gelen yetkililer ise Luther'in derhal yakılması gerektiğini belirtmişlerdir. 3 ay gibi bir sürede tamamlanan davanın sonucu Luther için pek de iyi sayılmaz. Papalık makamını karşısına almak istemeyen imparator, Luther'i ayrıştırmanın sorumlusu ilan eder ve ona yardım edenleri de suçlu bulur. Bu durum 16. yüzyılda bile kilisenin siyaset üzerindeki etkisini kanıtlar niteliktedir. Luther davadan eli boş dönse de birçok taraftar edinmiş ve kilise için hala büyük bir tehlikedir. Kilise Luther'e geri dönüş izni verir fakat yolda ona bir suikast düzenlenecektir. Ormandan dönerken bir vakit Friedrich'in emrindeki birkaç şövalye Luther'i suikastçılardan önce bulur ve Prens Friedrich'in topraklarındaki Wartburg şatosuna götürülür. Luther'e kaçırılma süsü verilmiş ve buradan ayrılmaması söylenmiştir. Bunun yanında burada bir şövalye gibi davranılması istenip ona George ismi verilir. Böylece Luther 1522 Mart'ına kadar 10 ay boyunca Wartburg şatosunda kalmaya başlar. Şatoda geçen zamanda Luther arkadaşlarıyla iletişim halinde olup Wittenberg'deki durumdan sürekli haberdardır. Reformasyonun başlangıcı sayılan 95 teze kadar süreç işte böyle şekillenmişti. Şimdi ise sahneye yeni bir oyuncu eklenecek ve reformasyonun bir isyanla, bir devrimle anılmasını sağlayacaktı. Luther'in din adamlarına karşı başlattığı mücadele çağrısı, onların otoritelerini reddetmesi ve Hristiyan özgürlüğü üzerine vaazları devrimci bir heyecanı da beraberinde getirdi. Bu atmosfer Alman halkı tarafından bir ayaklanma çağrısı olarak algılandı. Katolik hiyerarşiyi sarsan bu gelişmeler yığınları harekete geçirecekti. Luther hiç de hesaplamadığı bir şey yapmıştı. Almanya'da hali hazırda bir ayaklanmanın hayalini kuran köylüler, çiftçiler ve fakir halk zaten vardı. Yerel halk onun fikirlerini benimsemiş görünmekte ve bu doğrultuda bildiriler yayınlamaktaydı. Halk, Luther'in kendilerine yandaş olacağı düşüncesiyle hareket eder. Destek bulacakları inancıyla ayaklanma başlatan köylüler bir manifesto yayımlar ve bu ayaklanma sırasında hiçbir şiddet olayından, kan dökmekten çekinmezler. Bu olayların başındaki isim ise Thomas Müntzer olacaktır. Thomas Müntzer, akademik kariyeri olan, soylu sınıftan gelen bir teolog ve rahiptir. Müntzer, Luther'in başlattığı reformasyon hareketinin bir parçası olur. Fakat daha sonra bin yılcı bir anlayışla temsil ettiği sınıf ve katmanlar itibariyle Luther'ci çizgiden hızla ayrılır. Dönemin Hristiyan devrimciliğini ifade eden hareketin taşıyıcısı olur. İkisi de Roma Kilisesi'nin otoritesine ve lüks yaşamına karşı birlikte mücadele etseler de bir süre sonra aralarında fikir ayrılıkları başlar. Çünkü Luther, önceleri yoksul köylülerin ve küçük burjuvazinin önderi olarak Roma'ya ve feodalizme karşı çıkmasına rağmen, daha sonra seslendiği kitleleri yüzüstü bırakarak Saksonya prensinin koruması altına girdi. Dolayısıyla Luther, savunduğu tezlerle Roma kilisesine karşı çıkarken, prenslerin koruması altına girerek aslında aristokrasinin lüks yaşamına müdahale etmemek suretiyle kendisiyle çelişmektedir. Müntzer ise alt sınıf olan yoksul köylülerin yanında durmuş, gücünü alt sınıfa dayandırmıştır. İroniktir ki kökeni köylü olan Luther aristokrasinin, kökeni soylu olan Müntzer ise köylü sınıfın temsilcisi oluverir. İki eski dost, toplumsal alanda olduğu gibi bir süre sonra dine bakış açıları sebebiyle de fikir ayrılıklarına düşer. Luther'e göre dinin tek dayanağı İncil'dir ve İncil olmalıdır. Ancak Müntzer'e göre gerçek yaşayan vahiy her zaman insanda bulunan akıldır. Bahsettiğimiz gibi Luther için akıl Tanrı'nın karşısında susmalıdır. Fakat Müntzer için akıl vahyin yani Tanrı'nın sözlerinin belirleyicisidir. Bunun yanında Müntzer'in görüşleri çileci bir çerçevede görünür. O ilk Hristiyanlarla özdeşim kurar ve onların yaşadığı çile dolu hayatı Tanrı'nın hizmetkarı olan ruhban sınıfında göremez. Bu düzenin yıkılarak değişmesi ve yeni bir düzenin kurulması için harekete geçmeliyiz diye sözlerini tamamlıyordu.
Onun için Tanrı'nın krallığı yeryüzünde yeniden vücut bulacak ve canlanacaktı. Bu çürümüş dünyayı sadece Almanya'daki değil, tüm Hristiyanlar değiştirecek ve eşitlik, özgürlüğe dayalı yeni bir düzen kurulacaktı. Yani Thomas Müntzer, Luther'in aksine yalnızca din adamlarını hedef almıyordu. Prensler, soylular ve patriciler de onun hedefinde olacaktır. Müntzer hareketi, John Hus'ta olduğu gibi komün bir Hristiyanlığı da öğütlüyordu. Her şeyin ortak paylaşıldığı, özel mülkiyetin olmadığı bir çeşit Hristiyan komünizmi görülüyordu. Müntzer'in öğretileri yalnızca Katolikliği değil, genel olarak Hristiyanlığın tüm noktalarına saldırıyordu ve aklı ön plana çıkartıyordu. Ona göre cennetin öteki dünyada değil, bu dünyada, yaşamın içinde aranması gerekiyordu. Cehennemi öteki dünyada aramak da anlamsızdı. Şeytan da bu dünyada, insanların kötülüğünde ve hırslarındaydı. Onun için İsa bir insan, bir peygamber ve bir öğretmendir. İsa sizin gibi biri, içinizden biri diye sesleniyordu takipçilerine. Bu tanımlamalar yoksul olan ilk Hristiyanlarla orta çağda ezilen halklar arasında bir köprü oluşturarak Müntzer'i ön plana çıkartıyordu ve öğretisi dönemin teolojik anlayış ve düşüncelerini alt üst ediyordu. Vaazlarını Almanca veren Müntzer hızla toplumsal radikalleşmenin sözcüsü haline geldi. Müntzer öyle vaazlar verdi ki bir süre sonra takipçileri Engels'in söylemiyle Tanrı tanımaz bir tutum içerisine büründü. Bu görüşler ve hareket neticesinde burjuvazi ve yerel yöneticileri kapsayan ılımlı Lütherci kesim ile devrimci Müntzer kesim hızla birbirinden ayrılır. Köylüler ve kent alt sınıfları devrimci tarafta toplanırken mülk sahibi, çeşitli sınıf ve soylu yöneticiler, prensler Lütherci tarafta toplanır. Luther, Müntzer'i akademik alanda birkaç defa tartışmaya davet eder. Fakat Müntzer, Wittenberg Üniversitesi'nin taraflı seyircisi önünde teolojik bir tartışma yapmayı doğru bulmamıştır. Şiddetli isyanlar başlamış ve bunların arasında Luther, isyanların önüne geçmek adına Barış'a Çağrı adında isyancı grubu muhatap alan bir bildiri yayınlar. Bildirisinde isyancıların dini taleplerinde haklı olduklarını, fakat idari ve hukuki isteklerinin yersiz ve sistemsiz olduğunu söylemiştir. İdareye karşı herhangi bir isyanın olmaması gerektiğini vurgulamıştır. Luther'in kendilerini destekleyeceğini düşünen isyancılar bu bildiriyi duyunca hayal kırıklığına uğrar ve içlerindeki öfke daha da kabarıp kanlı eylemleri artar. Bunun akabinde Luther isyancıları cani çeteler olarak niteler ve yeni bir bildiri yayınlar. Onları kutsal kitabın emirlerini çiğneyen, dini istismar eden, şiddet yanlısı caniler olarak gördüğünü söyler. Luther'in isyancılar gözünde saygınlığı biterken idareciler tarafından konumu yükselmiştir. Bu olay sonucunda görülür ki Luther yönetim ve hukuki konuları hedef alan bir devrimci değil, dini konularda ıslahatlar yapılmasını isteyen İncil'e bağlı bir din adamıdır. Onun halkın umutları veya sıkıntılarıyla alakalı bir derdi yoktur. Yayımladığı bildiride Luther isyancılara büyük bir kin ve öfkeyle karşılık verecek. Yeni efendilerine ise yol gösterecekti. Prenslerle yargıçlardansa tüm köylülerin ölmesi daha iyidir. Kudurmuş köpekleri gebertir gibi, gizliden ve açıktan açığa bunları parçalamak, bunları boğmak, bunları boğazlamak gerek. Bu nedenle benim aziz beylerim, bunları boğazlayın, bunları gebertin, bunları boğun, şurasını burasını kurtarın. Eğer bu savaşta ölürseniz bundan daha kutsal bir ölüm olamaz. Köylülere acımak yok, Tanrı'nın acımadığı, tersine cezalandırmak ve yok etmek istediği kimseleri bağışlayanlar da isyana katılmışlar demektir. Müntzer'in başlattığı köylü isyanları isyancıların küçük bir azınlığı olarak kaldı. Hareketin siyasal programı ve felsefi boyutu yarattığı devrimci enerji köylü ayaklanmalarının bütününe sirayet edemedi. Ortada bir plan yoktu ve isyancılar tam olarak neye karşı geldiklerini bilmiyorlardı. Köylü ayaklanmaları karşısında belirli hazırlık sürecinden sonra saldırıya geçen prenslik orduları ayaklanmacıları şiddetli bir şekilde ezdi. Köylüler ağır bir yenilgi yaşadı ve ayaklanma sona erdi. Müntzer çatışmalar sırasında yaralı olarak ele geçirildi. Günlerce işkenceye tabi tutuldu ve 27 Mayıs 1525'te yoldaşı Henrik Pfeffer'le birlikte başı kesildi.
Her ikisinin başı ibret olması için şehir merkezinde bir kazığa asıldı. Münzer öldüğünde 36 yaşındaydı. 1529 yılında İmparator 5. Charles artık Luther için Worms fermanının uygulanması gerektiğine karar verir. Ancak İmparator, fermanın hazırlandığı zamandan bu yana Luther'in aldığı desteği ve gelişen hadiseleri göz önünde bulundurmamıştır. Zira artık Luther hareketi belli bir sistem kazanmış, güçlü takipçileri olan bir hareket haline gelmiştir. Luther artık kimilerince lider, kimilerince de peygamber olarak görülüyordu. Öyle ki imparatorun bu kararına karşın prensler, kiliseyi Tanrı sözüne karşı olmakla suçlamış, Tanrı'nın elçisi olan bu adama karşı hiçbir şey yapamayacaklarını beyan etmişlerdir. Prenslerin bu bildirileri protesto olarak yorumlanmış ve bu yüzden Protestanlar ismiyle anılmaya başlamışlardır. Almanca'da bu kelime evangeliktir. Genişleyen bu harekete karşı konulamayacağını anlayan imparator, ilerleyen yıllarda uzlaşma yolunu tercih etmek zorunda kalır. Ve 25 Eylül 1555'te Augsburg din barışıyla mezhep bölünmesini kabul ederek Protestanlığı tanır. Sonuç olarak Ortodoksluktan sonra Hristiyanlık tarihindeki en büyük bölünme gerçekleşmiş. Katoliklik büyük bir güç kaybına uğramasa da derin yaralar almıştır. Protestanların kutsal kitap vurgusu modern batının dinamiklerinin oluşmasında büyük etken olur. Bu düşünce Alman milletinin zihin yapısına etki etmiş. Onun teolojik ve politik argümanları modern Avrupa'yı şekillendirmiştir. Luteryen reformunun çok erken dönemlerde ortaya koyduğu bazı endişe verici tutumlar, Fransız filozof Pierre Bayle tarafından şu şekilde ifade edilir. Tanrı bizi Protestan Engizisyonundan korusun. Önümüzdeki 5-6 yıl sonra bu Engizisyon o kadar şiddetlenecek ki, insanlar iyi bir şeymiş gibi Roma Kilisesini tekrar isteyecekler. İzlediğiniz için teşekkürler.